İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Le Figaro, Arsah Ermenileri yaşamak için mücadele ediyor, Fransa yardım etmeli. Rudik şu Şuşi hakkında, Türkler kaçıyor, çocuklarımız onları kovalıyor. Miç grubu eş başkanlarıyla yapılan görüşme neticesinde sivil nüfusu hedef almama konusunda anlaşmaya varıldı. Arta karşı kullanılan beyaz fosforun tehlikeli sonuçları. Viyana'da 50'ye yakın Türk işgalci Katolik Kilisesi'ni bastı. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'daki 1200 yıllık kilisenin restorasyon projesi hazırlandı. Le Figaro 40'tan fazla yazar Emmanuel Macron'dan Erdoğan'ın Bakü'deki askeri saldırıları nedeniyle büyük tehdit altında olan Arsak Ermenilerine yardım etmesini istiyor. Bir profesörün korkunç cinayetine ve ardından Nis Kilisesi'nde yaşananlar karşısında şaşkınlık içinde olan Fransızlar bu barbarlığın kaynaklarını merak ediyorlar ve ona bir son vermenin yollarını düşünüyorlar. Ülkemizden 3500 kilometre uzakta bir barbarlık daha yaşanıyor. Artsak'ta da birinin kafası kesiliyor. Geçen ay Ermeniler yüzlerce cihatçı paralı askerlerin desteklediği Türkiye-Azerbaycan koalisyonuna karşı eşitsiz, çaresiz bir mücadele yürütüyorlar. Mesele bölge anlaşmazlığı değil, hepimizle ilgili. Ermeniler aynı düşmana karşı savaşıyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Başdanışmanı Özel Görevler Büyükelçisi Rudik Hüsnüms Medyalab'ın sorularını yanıtladı. Soru Bay Hüsnüms, dün Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı düşmanın Şuşi'den 5 kilometre uzakta olduğunu açıkladı ve bugün düşmanı geri püskürtmenin mümkün olduğu belli oldu. Şuşi'deki mevcut durum nedir? Cevap Sabahtan beri arkadaşlarımızla o bölgedeyim o geçitte artık her şey temiz. Devlet başkanının çağrısından sonra özel hareketler emretti ve savunma ordumuz onları ihtişamla gerçekleştirdi. Hedefli saldırılarımız sonucunda düşman grubundan yüzlerce kişi kendi silahlarıyla birlikte yok edildi. Türk Azeri haydutları dağıldı. Bunların arasında hem Türkler hem siyah tenliler hem de Araplar bulunmaktadır. Özellikle Türkler NATO'nun özel birimleri tarafından eğitim aldı. Askerlerimiz şimdi onları kovalıyor, bölgeyi temizliyor. Merak etmeyin. Bugün tüm Ermenilerin görevi İncil'deki Ararat Dağı gibi kutsal kılınan Şuşi'mizi korumak için mümkün olan her şeyi yapmaktır. Şuşi'yi kaybedersek rüyamızı kaybederiz. Şuşi'yi korumak tüm Ermenilerin kutsal görevidir. Agitmis grubu eş başkanları ile yapılan görüşme sonucunda Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları arasında sivil halkın ve askeri olmayan tesislerin hedef alınmaması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu durum Agitmis grubu eş başkanları tarafından yapılan açıklamada dile getirildi. Açıklamada eş başkanlar 17 Ekim'de Paris'te ve 25 Ekim'de Washington'da taraflarca onaylanan Moskova'nın 10 Ekim'de yayınladığı ortak açıklamaya göre taraflara insani ateşkesin derhal tesis edilmesi de dahil olmak üzere yükümlülüklerini tam olarak yerine getirme çağrısını yeniledi denildi. Taraflar bir dizi acil adım atma konusunda anlaştılar. 1 taraflar uluslararası insani hukuk uyarınca sivillere veya askeri olmayan tesislere kasten saldırmayacak. İki, taraflar savaş alanında ölülerin cenazelerinin değişiminde aktif rol alacak ve uluslararası Kızıl Aça ve mevcut başkanının daimi tedbircisine gerekli güvenlik garantilerini sağlayacak. 3. taraflar bir hafta içinde halihazırda tutuklu bulunan savaş esirlerinin listesini daha sonra değişimlerini gerçekleştirmek için sunacak. 4. Taraflar 10 Ekim ortak bildirisinin ikinci maddesi uyarınca ateşkesin izlenmesine yönelik olası mekanizmalara ilişkin yorumlarını yazılı olarak sunacaklardır. Açıklamada ayrıca eş başkanlar anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulmak için taraflarla yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecekler ifadesi de yer aldı. Azerbaycan, Artsaç Cumhuriyeti'ndeki sivil yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlarda beyaz fosforlu silahlar kullanıyor. Bu silah insan yaşamı için birçok tehlikeli unsur içerdiğinden beyaz fosforun yarattığı etkilerini ve bazı ilk yardım kurallarını bilmek gerekiyor. Beyaz fosfor yasaklı bir silahtır. Pek çok hoş olmayan özelliğiyle son derece toksik bir maddedir. Yandığında her yüzeye yapışıyor. Beyaz fosfor kan dolaşımına emiliyor ve dolayısıyla böbrekleri, karaciğeri ve dolaşım sistemini etkiliyor. Beyaz fosfor ayrıca insan solunum yolunu da etkilemektedir. Bu durumda genellikle ölüme yol açan güçlü bir spazm meydana geliyor. Tecrübesiz bir kişi yaralıya yardım edemez. Bu gibi durumlarda tıbbi tedavi gören kişinin bu toksik maddeden yanma ihtimali çok yüksektir fosfora maruz kaldığında ilk müdahale 1. Beyaz fosfor 44 derecede sıvılaşır. Bu nedenle hiçbir koşulda sıcak su kullanılmamalıdır. 2. Yastıkları salin solüsyonuna bastırın ve yarayı tedavi edin. Bunun amacı oksijen girişini önlemek ve fosforun yanmasına izin vermemek. 3. Soğuk akan su etkilidir. Ancak spreyli suyun fosforu hasarsız cilde yayma riski olabilir. Avusturya'nın Kurier adlı gazetesi polise atıfta bulunarak yaklaşık 50 Türk gencin Viyana'nın favoriten semtindeki San Antonia Paduanlı Katolik Kilisesi'ne baskın düzenlediğini bildirdi. Perşembe akşamı yaklaşık 50 kişilik eşkıyanın kiliseye girdiği ve kiliseyi alt üst ettiği bildirildi. Gazete saldırganların Allahu Ekber diye bağırdığını, dükkanlara ve günah çıkarma odasına saldırdığını yazıyor. Kilisenin rahip yardımcısı polise gençlerin polis gelmeden önce kaçtıklarını söyledi. Ancak polis olayın kameraya yansıdığını ifade etti. Anayasayı korumakla ilgili arazi koruma departmanına göre saldırıya bir grup bağnaz Türk İslamcı katılıyor ve birkaç aydır yörede dikkatleri üzerine çekiyor. RIA Novosti Ajansı'nın bildirdiğine göre polis çeşitli asayiş ihlali vakalarına karışan 10 gencin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ ilinin Habab köyü içerisinde bulunan ve Hristiyanlığın erken dönemine ait 1200 yıllık Meryem Ana Kilisesi zamana karşı direniyor. 9. yüzyıldan önce zihinsel engellilerin tedavi edildiği hastane olarak da kullanıldığı yazılı kaynaklarda yer alan kilise 1900'lü yıllarda ise yöre halkı tarafından cami olarak kullanıldı. 40 yıl boyunca cami olarak kullanılan kilise yeni cami yapılmasının ardından sahipsiz kaldı. Yüzyıllara rağmen ayakta kalan tarihi yapı doğal nedenlerden dolayı yıkılmaya yüz tuttu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde bu yıl içinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından projelendirme çalışması yapılan kilisede iş temizlik çalışması da gerçekleştirildi yapılacak çalışma sonrasında hazırlanan projenin onaylanması halinde tarihi yapının restore edilmesinin beklendiği bildirildi. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Nairyan Vokal Topluluğu'nun seslendirdiği Şıharş Amber'in Yergınkın Aran adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.